Selamun aleyküm. Şimdi değerli öğrencilerim, devam ederiz iskelet sistemine. İskelet sisteme bakarız. Birinci sistem de bizim vücudumuzda çi alırız. Aynı bu bir bina yaptığımız zaman ilk kez onun iskeletini koyarız. Sonra onu tamamlarız. Bu da aynı bir şekilde. İnsanın vücudunda 206 kemik bulunur. 206 kemik. Bir kemikler vücudun içinde dizilir, bir ad alır, ona ne diyorlar? Kemik iskeleti. Kemik iskeleti. Bu adı burada alır. Kemik iskeleti adını alır, içte dizilir. Bakarız kemikler şeklinde, hacimlerinde ve görevlerinde farklıdırlar. Kemikin görevleri. Bir, genellikle insana destek olur, şekillendirir. Aynı zamanda koruma, mesela kafa tahtası kemiği beyni korur ve göğüs kemiği, kalbiyle akciğeri korur. Yani bir destek olmak, şekillendirmek ve korumak. Ve aynı zamanda bazı tuzlar bizim için mesela depolar, kalsiyumla fosfor tuzlarını depolar. İhtiyaç zamanı bize verir. Aynı zamanda da kan hücrelerini üretir. Kemik içinde biraz şeyler var, doku var. O doku kemik kanların hücrelerini üretir. Yani burada edebilir diye 5 şey var. Bir, destek ve şekillendirme vücudu. İki, önemli organları korumak, tuzları üretmek, kan hücrelerini üretmek. Yani tuzları depolamak, kan hücrelerini üretmek. Bakıplar, vücudumuzun %20'si kemikti. Yani ne kadar çoktu? Vücudun %20'si kemik. Kemik nerede? Nemli canlı bir dokudu. Nemli canlı bir dokudu vücudumuzu oluşturur. Genellikle iskelet sistemi ikiye bölünür. Varımız da aksiyal iskelet ve yan iskelet, yani appendikular. Appendikular iskelet ikiye bölünür. Aksiyal adından belliydi vücudumuzun ortasında bulunur. Bu da neyi kapsar? Kafatası, omurgalar ve köprücük. Yani bunları affedersin, köprücük bunları kapsar. Ve şeyimizi de kapsar. Aynı zamanda göğüs kafasını kapsar. O da kaburgayla şeyleri, göğüs kemiğidir. Ama yan iskelet, bu adından belliydi. Omuz, kürek ve üst uyalar ve burada kalça ve alt uyalar. Aynı zamanda köprücük, bunları da aynı zamanda bunlar kapsarlar ve diğer omuz kemiğinde kapsar. Yani şimdi ikiye böldük. Aksiyal ve appendikular. Appendikular yani yan. Adından belliydi, vücudumuzun yan taraflarında bulunur. Üst uya, alt uya, omuz, köprücük ve kalça. Ama aksiyal vücudumuzun ortasında genellikle, hepsi yok, ortasında bulunur. Kafatasıdır ve omurgalardır. Aynı zamanda da göğüs kafasıdır. Burada bakarız kemik neden oluşur? Kemikin yapısı. Kemik yapısı. Kemik yapısı dışarıdan bakarsak, uzunluğuna bir kemiğin şeyini alarsak, yapısını alarsak, bakarız kemik bir, kemik zarı ve yoğun kemik ve aynı zamanda şeyden de oluşur, süngerimsi kemik ve kemik iliği. Ben genellikle bunu sizin için yaparım. Bir, periost. Periost. Yani ne? Kemik zarı. İki, yoğun kemik.
3 süngerimsi kemik. 4 kemik iliği. Biz kemiğe bakarsak bakarız kemik uzunluğuna adı silindirlerden oluşur. Ortasında boşluk bulunur. O boşluk içinde kemik iliği bulunur. Birincine bakarsak kemik zarı, periyost. Periyost kemiği dışarıdan örter, kemiği güçlendirir. İçinde kan damarları yayılır ta ki kemiğe besinleri ve gazları iletsin. Aynı zaman sinirler de yayılır. O sinirler ne yapar? Kemikin ağrığı, kırılma zamanı, böyle şey zamanı ağrığı beyne taşır. Ondan sonra hemen periyostun altında ne var? Yoğun kemiğimiz var. Yoğun kemik, kemike yeteneklik verir, güçlülük verir, dış etkileri korusun ve aynı zamanda spor yapma zamanı, güç yapma zamanı ona destek olur ve güçlendirir. Genellikle bakarız, yoğun kemik iki şeyden oluşur. İki şeyden oluşur. Proteinli lifler ve aynı zamanda mineral tuzlar. Mineral tuzlar. Tuzlardan oluşur. Tabi bunlar yoğun kemike bakarsak, bakarak silindir şeklinde uzununa uzanıp abı da yetenekli kemikimize verir. Kristallı tuzlarla yani minerallı tuzlar yani çok zaman diğer kristallı tuzlar. Kristallı tuzlar. Bu ikisi birlikte ne diyerek ona kemik lamellesi. Kemik lamelleleri. Kemik lamelleleri. Bu ikisi bunu oluştururlar. Gelirsek biz dedik yoğun kemik silindir şeklinde ortasında boşluk bulunur. O boşluğa ne diyerek? Havres kanalı. Havres kanalı. Havres kanallara gelersek ortasında boşluktu. Bu boşluk bu havres kanalıydı. Çevresinde kemik lamelleleri var. Yani proteinli lifler var. Proteinli lifler bazı bölgelerde bükülür, boşluk oluşur. O boşluğun içinde kemik hücreleri bulunur. Yani ebele şekilde bunun çevresinde, havres kanalın çevresinde vabulardan uzantılar çıkmış. Buna bağlanmış. Ha, bu şekilde. Ha, bu şekildedir. Buna havres kanalı denir. Bunlar da lamellelerdir. Lamelle nasıl dedik oluşur? O da proteinli lifler bükülür bazı bölgelerde boşluklar oluşturur. O boşluklar içinde kemik şeysi olur. Kemik hücreleri onun içinde bulunur. Havres kanalının görevi nedir? İçinde kan damarları yayılır, kemiğin derin bölgelerine besini iletir. Şimdi burada yoğun kemik neden sertti? Çünkü lamelleleri sık sık birbirleriyle dizilmişti. Ondan sonra varımızdı süngerimsi kemik. Süngerimsi kemik yoğun kemikin içinde bulunur, alt kısmında bulunur ve kemiklerin başında da bulunur. Burada bakarız süngerimsi kemiğin sertliği yoğun kemikten daha azdır. Neden? Çünkü içinde büyük geniş boşluklar bulunur. Boşluklar bulunur. Aynı zamanda bunun lamelleleri paralel şekilde dış basınçla dizilmişti. Bu nedenle bakarız kemik kolayca kırılmaz. Mesela çok zaman bir yerden düşeriz veya bir sert bir cisim düşer ama kemik kırılmaz. Neden? Çünkü süngerimsi kemik
lamellaları paralel şeklinde diş basınçla dizilmiştir. O diş basınçla dizilende basıncın gücünü azaltır. Azaltır. Aynı şekilde süngerimsi kemik içinde bulunduğu boşluklar yardımcı olur, ağırlığı azalsın. Kemikin ağırlığı azalsın. Ondan sonra neyimiz var? Kemik iliği. Kemik iliğine gelersek iki tür ilikimiz var. Kırmızı ve sarı ilik. Kırmızı ve sarı ilik. Kırmızıya gelersek nerede bulunur? Kırmızı ilik süngerimsi kemiklerde bulunur. Yoğun kemikin, uzun kemiklerin başlarında bulunur. Mesela parmaklar, pazı, ön kol, kaburgalar üçlerinde bulunur. Aynı zaman süngerimsi kemik içinde bulunur. Bunun görevi nedir kırmızı iliğin? Kırmızı ilik ak, al ve yuvarlar ile trombositleri kan için üretir. Yani ne yapar? Kan hücrelerini üretir. Kanın hücrelerini üretir. Ama şeye bakarsak, sarı ilike bakarsak, sarı ilik uzun kemiklerin boşluklarında bulunur. Bak, kırmızı uzun kemiğin başında bulunur. Yani ve süngerimsi kemiklerde de bulunur. Ama sarı ilik nerede bulunur? Uzun kemiklerin boşluklarında bulunur. Şimdi ilik ne demek? Yumuşak bir dokudu kemik içinde. Burada bakarız. Sarı ilik görevi nedir? Kırmızı bildik kan hücrelerini üretir. Ama sarı ilik ne yapar? Sarı ilik enerji kaynağıdır. Neden? Çünkü içinde yağ maddesi depolanır. O nedenle kemiği kaynatma zamanı bakarız bir tabaka yağ oluştu. Bu nereden gelmiş? Sarı ilikte depolanmış. Oradan bu yağ gelir. Ama başka bir görev var, o da önemli de. Ne zaman vücudumuz çok ihtiyacı kana oldu, özellikle kanama zamanı sarı ilik hemen dönüşür kırmızı iliğe. Kırmızı iliğe dönüşende o zaman başlar kan hücrelerini üretir. Burada kemiğin yapısını bildik, bölümlerini. Şimdi kemik kırılması. Kemik kırılması ne demekti? Kemiğin iki veya fazlaya parçalanmasıdır veya patlamasıdır. Bazen diyerek biz öz dilimize diyerek deriz olup, yani patlamış veya kırılmasıdır, bir iki parçaya parçalanmasıdır. Bunun da birçok nedeni var. Bir dış faktör, iki iç faktör. Dış faktör olarak mesela sert bir maddeye rastlanmak, kuruşun karşına çıkmak veya bir yüksek bir yerden düşmek. Bu parçalar. İç faktör mesela bazı hastalıklar. Mesela var mıydı? Kemik yumuşalması, kemik yumuşak olur, kalsiyum maddesi az olur içinde veya kemik kanseri. Bunlar kemik kırılmasına neden olur. Kemik kırılmasının iyileşmesi neye bağlıdır? Kolayca iyileşmesi neye bağlıdır? Eğer kemikte kan damarları bozulmamışsa, yani parçalanmamışsa ve periyoz canlı olduysa, o zaman kemiğin iyileşmesi çok kolayca olur. Ama eğer kemik şeysi, kemikin periyostu bozulmuşsa, kanama varsa, o zaman kemik çok zorca iyileşir. Bu kemikin yapısını bildik. Şimdi bakalım kemik nasıl yapılır? Kemik, yani iskelet nasıl yapılır ve ne zaman yapılır? Hamilelik zamanı ikinci ayda kemik yapılır. Hamilelik zamanı kemikin yapılması ikinci ayda ember
Yoda. İkinci ay iskelet yapılır. İskelet yapılır. Ama iskelet neden oluşur? Kıkırdak. Kıkırdaktan oluşur. Üçüncü ayda başlar, bu kıkırdak dönüşür. Üçüncü ay kıkırdak kemiğe dönüşür. Kemiğe dönüşür. Üçüncü ayda kemiğe dönüşür. Şimdi nasıl kemiğe dönüşür? Diri, birinci ayın başında, yani olabilir ikinci ayın sonundan başlar, kıkırdak tuz maddelerini salgılar. O tuz maddelerini salgılanında aralarında bulunan boşluklar doğulur, sertleşir, kemiğe dönüşür. Yani bir, kıkırdak tuz maddesini salgılar. İki, boşluklar, hücreler arasında bulunduğu boşlukları doldurur. Üç, o zaman bu boşluklar sertleşir, kemiğe dönüşür. Bir şekilde iş biter. Burada varımızdı kemik uzunluğuna büyümesi. Kemiğin uzunluğuna büyümesi. Uzunluğuna büyümesi nasıl oluşur? İlk kez embriyo aşamasından 3. aydan başlar kemik büyür. Uzunluğuna, uzun olur. Hepiniz anadan doğma zamanı bu kaç, ola bu kaç, sonra uzun olarız. Ta ki ne zamana kadar uzun olması devamlı olur? Ta ki tüm kıkırdaklar kemiğe dönüşür. Ama buna rağmen bazı kıkırdaklar vücudumuzda ömür boyunca kalır. Bir, burunda, kulak kepçesinde, solunum borusunda ve kemiklerin başında. Kıkırdak kemiğe dönüşmez, ömür boyunca kalır. Ama başkalar dönüşür. Nasıl olur? Kemikin büyümesi, kemikin bir bölgesinde oluşur. Ona diyorlar kemik plaka ucu. Kemik plaka ucu. Burada uzunluğuna büyüme oluşur. Neden? Çünkü bu bölge kıkırdaktan oluşur. Bu bölgede ne var? Kıkırdak. Kıkırdak. Bu kıkırdak ne yapar? İlk kez bölünür. Uzun barikatları oluşturur. Barikatları. Bu barikatları ne yapar? Eski kemik hücrelerini içeriye doğru iter. Yerine yeni kemik hücrelerini üretir. Bu şekilde kemik uzun olur. Burada kemikin uzun olmasını da bitirdik. Şimdi geliriz. İskelet sistemi sadece kemikten oluşmaz. Neden oluşur? Eklemlerden de oluşur. Eklem. 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 Eklem ne demekti? İki kemik birbirine ulaştığı yerdi. Mesela şimdi burada bu bir eklemdi, bu iki eklemdi, bu bir eklem, bu eklem, bu eklem, boyun eklem, çene, bura bu eklem, kafatasında bulunan eklem. Eklem üçe bölünür. Sabit, yarı hareketli ve hareketli. Sabit olarak kafatasıdır. Kafatası bir şekilde birbirine girmiş. Hiçbir şekilde belli değil bu birkaç kemikten oluşmuş. Kafatası 14 kemikten oluşmuştur. Ama bir kadar birbirine geçmiş bir parça görülür. Bunun da görevi hareketi kolaylaştırma değil. Bunun görevi korumadı. Yani eğer kafatasını çizersek bakarız. Mesela bu kafatasıysa birkaç böyle şekilde kemiklerden oluşmuştur. Bu şekilde
belə diş diş gibi de birbirinə geçmiştir. Bunun çünkü bakın, eklemin görevi nədir genellikle? Kemiklerin hərəkətini kolaylaştırır. Eğer biz kemikimiz, mesela bu kol, sadece bir kemikten oluşsaydı, bu eklemler olmasaydı nasıl çalışardı? Sadece bu. Parmaklar eklem olmasaydı nasıl yazmak bu? Çok zor olardı. Aslan hiçbir hareket oluşmazdı. Eklem yani kemiklerin hareketini kolaylaştırır. Sabit eklem görevi hareket değil. Nedi? Korumadı. Yarı hareketli eklem. Örnek göğüs kafası. Sadece yükselme, dönme. Sadece bu kadar. Omurgalar sadece hepsi birlikte çalışır. Hepsi birlikte yarı hareket yapar. Özgür şeklinde, serbest şekilde hareket yapabilmez. Ama hareketli eklem, hareketli ekleme gelersek, bakarız özgür bir şekilde hareket yapar. Bunun da neçe türümüz var. Varımız da hareketli eksen, küresel, ayar, menteşe ve kaygan. Bunlar bakarız. Bunlar nelerdi? Eksen. Eksene bakarsak. İlk iki omurga burada başıyla. Eksen şekilde. Ha, harekatı. Eksen şekilde. Görürsünüz. Merkezi şekilde böyle harekatları yapar. İkinci, kurasel. Kurasel nedir? Kura şeklinde. Omuz ve kalça. Omuz, ha, kures şeklinde. Başı da küredir. Burada harekatı yapar. Menteşe. Menteşe bir yöne doğru kilitle anahtar gibidir. Kilitle anahtar gibidir. Bir yöne doğru harekat yapar. Mesela varımızdı şeyin diz ve dirsek. Dirsek eklemi sadece öne doğru hareket yapar, arkaya doğru hareket yapmaz. Aynı kilit anahtar gibi. Varımızda eğer. Eğer ne demekti? Büyük parmak eğer şeklinde hareket yapar. Ve kayganımız var, küçük kemikler. El bileğinde, ayak bileğinde. Bunlar da birbirleri üzerine kayma zamanı harekatı sağlarlar. Bu eklemlerin türleridir. Bakarız eklem neden oluşur? Eklemin yapısı. Eklemin yapısına bakarsak, yapısı. İki kemikten oluşur. Birisi başı yuvarlak, o birinin başı çukur. Bu kemik, içi kemik. Sonra eklem kesesi. Eklem kesesi bir zardı eklemi örtmüştür. Ha, bu şekilde eklemi örtmüş. Ondan başka neyimiz var? Kıkırdak. Kıkırdak eklem bölgesinde kemiklerin başını örter. Bu da kemiklerin birbirine sürtülmesi, yilinmesini engeller. Ha, bu şekilde. Bu kıkırdak. Tak. Bu kemik zarı veya kesesi. Ondan başka bu kemik zarı içinde bir sıvı bulunur. Bu sıvının görevi nedir? Eklem bölgesinde kemiklerin harekatını kolaylaştırır. Yani aynı zaman bunların birbirine sürtülmesini engeller. Ama yaşlılarda diz eklemında o sıvı sertleşir. Sertleşende dizi, bacakları harekat yaptığımız zaman bir ses, tak tak bir böyle ses duyarız. O ne demekti? Bu böyle eder ki kemiklerin başı yilinsin, kıkırdaklar da bozulsun. Aynı zaman neyimiz var? Bağlar var. Bağ neydi? Esnekli bir ipti veya esnekli bir şeritti. Kemikleri birbirine bağlar. Esnekli bir şeritti. Kemikleri birbirine bağlar eklem bölgesinde ta ki kemik yerinden çıkmasın.
Son olarak varımızda tendorlar, kirişler. Kirişler nədir? Kiriş esneksiz güclü bir ipdir. Kasları kemik kabağlar. Yani bu şekildedir. Bu kastı. Bu kirişti. Kiriş veya ona söyleriz tendor. Ama bu bağdı. Bağ. Bağ kemikleri birbirine benzer, bağlar. Ama kirişler ne yapar? Kirişler şeyleri, kemikleri birbirine bağlar. Şimdi geliriz. Burada değerli öğrenciler, sona geldik. İnşallah gelen deriz bunu.